Tanrı'r-Racim, Bismillahirrahmanirrahim, Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in. Hayırlı günler, gününüz mübarek olsun. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizin gayretlerinizle, paylaşmanızla günden güne elhamdülillah çok çok daha uzaklara ulaşıyoruz. Çok çok daha güzelliklere ulaşıyoruz. Çok güzel mesajlar geliyor. Rabbim inşallah şu nurun tahmin edemeyeceğimiz şekilde dünyanın dört bir yanına yayılmasını nasip etsin. İnsanlığın bu hakikata ihtiyacı var. İnsanlığın bu davaya, bu manaya ihtiyacı var. İnsanlık dünya tarihi boyunca belki de bu kadar köşeye sıkışmadı hiç. Ve bu sıkışıklığın arkasından Allah'ın izniyle büyük, çok güzel, çok büyük müjdeli günler gelecek. Bu sıkışıklık inşallah bir doğum sancısıdır. Malum Bediüzzaman Hazretleri'nin Avrupa İslamiyetle hamiledir. Bir gün gelip doğuracaklar diye o müjdeli günleri haber verdiği o müjdeli günlerin sanki böyle yakından, çok yakından kokusunu hisseder gibiyiz. Rabbim inşallah o günleri bize pahalıya satmasın. Fakat o günlerin gelmesi bizim gayretimize bağlı. Yollar yapmamız lazım o günleri getirmek için. Vesileler bulmamız lazım, gayret etmemiz lazım, çaba göstermemiz lazım. Az gayretin çok büyük netice verdiği, bu kadar bu teknolojinin insanların değil mi işine yaradığı, imdadına koştuğu, az bir gayretin çok büyük netice verdiği bir videonun değil mi? bir dersin internet vesilesiyle dünyadaki bütün kulaklara aynı anda ulaşabileceği bir teknoloji asrında bizim az bir gayreti de ortaya koyup şu hakikatları insanlara ulaştırmak için bir çaba bir gayret ortaya koymazsak değil mi az bir gayreti de ortaya koyup bu işin derdiyle dertlenmemiz yoksa Allah muhafaza o zaman da tokat yakındır. Cenab-ı Hak davasını bizim omuzlarımızdan alır. Ama davası yerde kalmaz ha. Bizim bu davaya ihtiyacımız var. Bizim bu manaya ihtiyacımız var. Bizi sadece tembelliğimizden dolayı azat eder. Değil mi? Bu davayı taşıyacak omuzların üzerine bu davayı koyar. Onların omuzlarında bu davayı dünyanın her yerine yetiştirir. Hatta hatta ayette diyor ki... اِنَّ اللّٰهَ لَيْهَا زَدّ۪ينَ لَيْهُ اَيُّدُۜ حَزَدّ۪ينَ بِرَجُلُ الْفَاجِرِ Yani Cenab-ı Hak dinini diyor... Recülü facirlerle bile, günah bataklığı içinde boğulmuş insanlarla bile ihya eder. Onlarla bile ikame eder. Onlarla bile bu dini dünyaya yaydırabilir diyor. O yüzden Cenab-ı Hak şu inşallah şu devrede bizi nasiplendirsin. Bu ordu sefere gidecek, bu ordu fethe gidecek. Ama biz bu ordunun içinde olacak mıyız, olmayacak mıyız? Bu meçhul şimdi hep beraber inşallah böyle hani ordunun mola verdiği zaman kılıçlarını bileylediği zamandır. Bu manevi cihatta da bizim kılıncımız berahini katıa yani şu iman ve Kur'an bürhanları, şu elimizdeki deliller. Öyleyse bu hakikatları okuyarak, teçhizat yaparak bütün hakikatları alemimize, aklımıza, kalbimize, ruhumuza alarak ehli dünyanın ehli dalaletin değil mi? O ateistlerin bütün sorularına cevap verecek bir şekilde kendimizi yetiştirerek kılıçlarımızı bileylemek için Cenab-ı Hak bir fırsat verdi. Evlerimizin içine bizi doldurdu. Elimizde bu hakikatler, ekranda bu dersler artık kazanmamak için hiçbir bahanemiz yok. Cenab-ı Hak bütün bahanelerimizi elimizden aldı. Uydurduğumuz bütün bahaneler elimizden uçuverdi gitti. Bahanesiz kaldık. Daha yapacak bir şeyimiz yok Allah aşkına. Yani bu vaziyette de, de değil mi şu hakikatlara sarılmazsak bu vaziyette de kendimizi oyalamak için, evde boş vakit geçirmek için boş şeylerle uğraşır, televizyon karşısında saatlerce boş şeyleri seyredersek, vallahi hesabını veremeyiz, tokadını yeriz. İnşallah Rabbim uyanmayı nasip etsin. İnsanlığı uyandırmaya bizi vesile etsin inşallah. Şimdi, ikinci lemadan bir paragraf inşallah okuyacağız. Bir paragraf küçük bir paragraf ama hakikaten çok büyük neticeleri olan, manası çok büyük olan, belki de bir kitap yazılabilecek kadar bir manayla dolu bir paragraf. Hep beraber paylaşacağız. Siz de derse başlamadan önce lütfen hızlıca paylaşın. Hemen sağ alt köşede paylaş tuşu var. Oradan sevdiklerinize hatta sevmediklerinize de paylaşın, ulaştırın da onlar da sevilecek bir hale gelsinler ya. Değil mi? Şimdi biz ehli iman, ehli imanı sever değil mi? İmanından dolayı sever. Başka ne kadar kusur olursa olsun imanı olduğu için sevilmeye layıktır. Allah hatırı için sever. İmanı olmayan insanlar da muarızsa, din düşmanıysa onu sevmez ama bu hakikatler onlara ulaştırırsanız onların da inşallah kalplerindeki, kafalarındaki küfrü ve dinsizliği öldürür. Onların da kalplerine imanın girmesine vesile olur. Onlar da sevilecek insanlar olurlar inşallah. Öyleyse herkes bizim için nedir? Kurtarılmayı bekleyen bir potansiyeldir. Önce kendimizi sonra da başkalarını kurtarmak için, öndeki önce kendimizi başka sonra başkalarını ikna etmek için bu hakikatları hem okumaya hem dinlemeye hem de alemimize yerleştirmeye ihtiyacımız var. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in Asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergahı ilahiye iltica etmek gerektir. Eyüp Aleyhisselam'ın hayatından almamız gereken dersmiş bu. Eyüp Aleyhisselam bütün vücudu yaralar berer içindeydi. Değil mi? Artık yaralardan çıkart kurtlar Değil mi? Öyle olmuştu ki kalbine ve diline iliştiği zaman ey Aleyhisselam ''Ya Rab zarar bana dokundu, lisanen zikrime kalben ubudiyetime halel veriyor'' diye kendi istirahati için değil ubudiyeti ilahiye için Allah'a kulluğuna zarar gelecek kulluk yapmasına Allah'ı zikretmesine mani olacak korkusuyla dua etmişti. Değil mi? Ha, biz buradan hangi mesajı aldık? Demek ki o zamana kadar, o ana kadar Eyüp Aleyhisselam'ın kulluğuna zarar gelinceye kadar ki vaziyet zarar değilmiş. Aksine karmış ya. Her dakikası bir gün ibadet kazandırabilecek kadar büyük bir karmış. Üç günlük dünyasına zahiren zarar gibi görünürken ebedi hayatına büyük hasılatlar, büyük karlar kazandıracak müthiş ve muazzam bir hasılat yağdırıyormuş. Ne zaman tam artık diline ve kalbine ilişti kurtlar, diliyle zikrine, kalbiyle ubudiyetine zarar gelmeye başladığı anda Eyüp Aleyhisselam yakarışı feryadı duayı bastı. Ya Rab zarar bana dokundu. Allah Allah. Burada almamız gereken bir mesaj daha var. Demek ki bizde bana ait olan, bende bana ait olan neymiş? Benden dökülen ibadetler, kulluklar, marifetler, zikirler, yani şu fani vücudumdan beka alemine giden baki için dökülen hasılatlarmış. Onun dışı benim değil, zaten bende bana ait değil. Sonra da elimden çıkıp gidecek. Benden ne kalacak bana ait olan, değil mi? Kulluklarım, zikirlerim, tesbihlerim. Allah'a karşı ibadet ve ubudiyetlerim, benden bana ait olan olarak kalacak hasılat. Ölüp giderken arkasında neyi soruyorlar? Arabası kaldı mı? Evi kaldı mı? Şöyle mi yaşardı, böyle mi yaşardı, şöyle mi yerdi, böyle mi içerdi? İşte değil mi? Elbisesi kaldı mı? Ayakkabılarım arka mıydı, şu muydu, bu muydu diye sormuyorlar ya. Ameli var mıydı? Namazı var mıydı? Değil mi? Tövbesi istiğfarı var mıydı? rıza ilahiye koşar mıydı diye bunları soruyorlar. Öyleyse bizden bize kalacak tek sermaye buymuş ya. Gerisi heba olup gidecek. Gerisine yapılan yatırım, yatırımların tamamı boşa çıkacak. Öyleyse ha bekaya yatırım yapmak, bakiye yönelmek, ebediyete dönmek. Rabbim nasip etsin inşallah. Asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Burada dine gelen musibet deyince bazılarımız şöyle anlıyoruz. Ya İslamiyetin başına gelen musibetler, dinimizin başına gelen musibetler bu da var. Ama asıl buradaki kastedilen mana insanın dinine, maneviyatına, ahiretine, inancına gelen zarar, musibet asıl musibet buymuş. Diğerleri fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildir. Allah Allah ne demek bu ya? Çok büyük bir iddia bu. Yani diyor ki senin dinine, ahiretine, maneviyatına bir zarar geliyorsa odur asıl zarar. Odur musibet diyor. Yoksa dünyana gelecek evin yıkılmış depremde virüs sana değmiş, süründürmüş, seni öldürmüş bütün bunların hiçbirinin zarar olmadığını anlatıyor. Büyük bir iddia bu. Ispatını yapacak şimdi. Ha, öyleyse korkularımız anlamsız. Neden ne kadar kork korkacağımız, korkmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Ortada iki mesele var. Ortada iki musibet var. Birisi şu fani dünyamızın, fani vücudumuzun başına gelebilme ihtimali, çok düşük bir ihtimal de olsa gelebilme ihtimali olan bir virüs var. Hayatımıza son verebilir. Öbür tarafta da yüzde ebedi, baki, bizde bize ait olan bütün hasılatımızı yakacak, ebediyetimizi mahvedecek, sonsuz ahiret hayatımızı berbat edecek, dehşetli, müthiş bir virüs. Acaba hangisi daha çok korkulmayı hak ediyor? Hangisinden daha çok endişe etmek lazım? Hangisinin karşısında titremek gerekir? Ha, bu muazeneyi iyi yapmamız icap ediyor. Yoksa korkulmayacak meselelerden tir tir titreyip psikolojini bozmak, asıl korkulacak, asıl düşünülmesi gereken, asıl üzerine titrenilmesi gereken meseleyi de hiç gündemine almamak kara akıl olamaz. Bir akıllı bir insanın yapacağı iş olamaz. Öyle ya, adam şimdi üç kuruşluk bir kar ediyor da bir işte ne diyor adam? İşte biz diyor ticaretten anlarız aklımı seveyim diyor. Abin kurnaz diyor. Ne kurnaz ya? Kurnaz böyle mi olur Allah aşkına ya ebedi hayatını kaybediyor sonsuz ebedi saadeti mahvoluyor değil mi sonsuz bir kayıp var ortada üç kuruşluk kazancına dünyanın fani geçici üç kuruşluk oyuncaklarına sevinip duruyor bu mu kurnazlık ha demek fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler şimdi bir musibetin, bir zararın, büyüklüğünün ve küçüklüğünün ölçüsü nedir? Büyük mü, küçük mü? Buna ölçü nedir? Neye göre? Kıstas ne? Şimdi bir musibet bize verebileceği zararın büyüklüğü kadar büyüktür. Yani mesela diyelim bir hırsız, bir musibettir hırsızlık. Şimdi bize ne kadar zarar verebilir bir hırsız? En fazla malımızın tamamını çalar. Daha bir şey yapabilir mi? Yok. Ama bir gangaster varsa Önümüzde bizi tehdit eden kiralık katil varsa bu bizim için daha tehlikelidir. Canımızı aldıktan sonra malımızı da alır. Ha, daha ileri derecede zarar verebilme ihtimali var. Daha çok korkulmayı hak ediyor. Daha ilerisi var mı bunun? Olur mu daha ilerisi canım? Canından daha ilerisi var mı insanın? Var, var. Bir de ebedi hayatı var. Ebediyetin yanında şu dünya ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın, ne kadar lüks yaşarsanız yaşayın, ebedi, ebediyetin yanında sıfırdır. Sonsuzun yanında hiçbir rakam büyüklük iddiasında bulunamaz. Öyleyse cennetin yanında hangi hayat lükstür ya? Öyleyse ebedi hayatımıza zararı dokunacak ebedi hayatımıza kasteden, ebediyen canımıza kasteden bir gangaster var. Nefsimiz ve şeytanımız. Öyleyse daha dehşetli bir korku var, daha dehşetli bir tehlike var. Ortada daha büyük bir zarar var. Asıl musibet ve muzur musibet dine gelen musibettir. Dinimize, ahiretimize, imanımıza zarar verecek hadiseler, olaylar, fikirler, şüpheler, vesveseler Virüsler ne ki onun yanında? Virüs ne yapabilir onun yanında? Değil mi? Ha, demek bu virüslerin önce temizlenmesi icap ediyor. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı Rahmani'dir. Cenab-ı Rahman'ın bir ihtarıymış. Hiç Rahman sevmediklerini ihtar eder mi ya? Sizin can düşmanınız birisi olsa Değil mi? Ölümünü arzu ettiğiniz birisi olsa, değil mi? Bir çukura doğru, uçuruma doğru gidiyor, İkaz eder misiniz? Allah Allah düşmanı, din düşmanı, değil mi? Gidiyor diyelim. Ha, sevmiyorsunuz. Ama sevdiğinizin ayağınıza taş değim, ayağına taş değmesini istemezsiniz. Hemen ikaz edersiniz. Aman ayağının önünde taş var canım benim. Değil mi? Bundan muhafaza ol. Bu ayağını buna, bu taşa değdirme diye. Üzerine toz konmasına müsaade etmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın bizi ne kadar çok sevdiği anlaşılıyor değil mi? Her halimizde ihtarcı gönderiyor. Virüs diyormuş ki bize virüsün bir mesajı var. Ben Allah'ın azabı değilim diyor. Ben Allah'ın ebedi azabından kurtarmak için size gönderdiği bir iktarıyım. Bir ikazıyım, bir memuruyum diyor. Allah Allah. Demek Allah'ın azabı gazabı değilmiş virüs. Ehli iman için neymiş? Uyanabilenler için neymiş? Rotayı ebedi cehennemden cennete çevirsin diye bir vesileymiş ya. Allah'tan gelen bir ayetmiş, bir mesajmış. Allah Allah. Virüsü iyi dinlemek lazım. Virüse iyi kulak vermek lazım. Sadece burun vermeyin. Burnunuzdan girerse ciğere yapışıyormuş. Kulak vermekte bir mahsur yok. Ya. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildir. Bir kısmı iktarı rahmanidir. Nasıl ki çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp onlar o taştan hissederler ki zararlı işten kurtarmak için bir iktardır. Memnunane dönerler. Şimdi çoban koyunları her gün güzel güzel yerlerde otlatıyor. Güzel güzel ikram ediyor. Önlerine yem döküyor, su veriyor. Koyunlar Çobanın kendilerini sevdiğinden asla şüphe etmiyorlar. Bu çoban bizi çok seviyor. Günlerdir, aylardır, yıllardır bizim için her türlü fedakarlığı yapıyor. Kurtların bizi kapmasından, değil mi? perişan etmesinden bizi muhafaza ediyor. Akşam evimize döndürüyor. Her türlü fedakarlığı yapıyor. Yani çobanın koyunlara karşı ne kadar şefkatli ve merhametli olduğunu çobanın koyunların menfaatinden başka bir şeyi düşünmediğini koyunlar ne yapmışlar? Çobanın bütün icraatlarından dolayı öğrenmiş, anlamış, kesin ve katli iman etmişler. Doğru mu? Öyleyse hep iltifat görmüşler, hep ikram görmüşler. Bir günde koyunlar bir tarlaya dalmış. Ha, ziyan derler bizde. Eğer o tarlaya girdiyse, tarlanın sahibi de görürse o koyunları vurabilir. Öldürebilir, dövmekten perişan edebilir. Şimdi çoban da uzaktan gördü bir taş attı. Koyunun burnuna çarptı o taş. Burnunu acıttı ama hemen aklı başında olan koyun ne yapar? Bu çoban bizi bizden daha çok sever. Her zaman bizi düşünür. Her zaman bize hizmet eder. Öyleyse bu taşı atması bizi sevmediğinden olamaz. Bizi sevdiği için bizi daha büyük bir zarardan ve ziyandan kurtarmak için bu taşı atmış olabilir deyip kendisi döner. Sürü de ne yapar arkasından döner. Ey insan, kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman mükedder olma. Hemen dön diyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun de. Merci hakikiye dön. Yani o kendine seni döndürmek için atmıştır bu taşı. Seni zararlı işten muhafaza etmek için atmıştır bu taşı. <laughs> oluk oluk cehenneme giden şu topluluğun, şu gençliğin gidişatının ebedi felakete gittiğini bildiği için bizi ebedi felaketten kurtarmak için atmıştır bu virüsü. Öyleyse biz de hemen bu virüsten ders alacağız. İstikametimizi değiştirip ona döneceğiz. Ona yalvaracağız. Onun bizi göndermek istediği, sevk etmek istediği istikamete doğru yürüyeceğiz. Virüsten ders aldığımız böyle belli olur. Yoksa Allah muhafaza bu virüsten de ders alamazsak o zaman artık ders hakkımızı kaybetmiş oluyoruz. Artık musibet, artık bela, artık Allah muhafaza ebedi azap. O yüzden fırsat bu fırsat. Üst üste geldi her şey. Demiş Şaban-ı Muazzam 1'e 300. Önümüz Ramazan-ı Şerif Rabbim yetiştirsin inşallah. 1'e 1000. Leyla-i Kadir 1'e 30 bin. Bir de üstüne virüs musibeti, Hastalıkta bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Musibette de öyle. Vay vay vay. Bu seferde kazanamazsak, bu seferde paçayı yırtamazsak, bu seferde şu Ramazan-ı Şerif'in hakkını verip de hakkıyla bir dönüş yaşayamazsak yuh olsun bize. Yazıklar olsun bize. Öyleymiş ya. Cehenneme giden ehli imandan bazılarını cehennem zebanileri gördüğü zaman diyeceklermiş ki siz nasıl buraya geldiniz? Ne yaptınız buraya gelmek için? Özel gayret mi gösterdiniz cehennemlik olmak için? Size kitap inmedi mi? Peygamber gelmedi mi? Öyle ya, bu hakikatler ulaşmadı mı diye? Daha diyor cehenneme girmeden onlar bir meydan daya atacaklar. Ayıp be, nasıl geldiniz buraya bu şartlarda? Bu şartlarda sizin ebedi hayatı kaybetmemeniz gerekiyordu. Ama zorla da değil mi şimdi? Allah muhafaza değil mi? Kaşınmaya gerek yok ya. ...kendi kendimizi ateşe atmanın bir alemi yok. Rabbim uyanmayı nasip etsin inşallah. Öyle de çok zahiri musibetler var ki... ...ilahi birer ihtar, birer ikazdır. Ve bir kısmı keffareti zünuttur. Günahlara keffar etmiş. Şimdi bir anne çok sevdiği evladının üstü başı kirlendiğinde... Onun o kirliliğinden, pasaklılığından belki çocuk rahatsız değildir. O halde bulunmaktan memnundur. Ama anne evladını o halde görmekten rahatsız olur. Onun o pislik pasak içinde bulunmasını istemez. Hemen onu değil mi gözlerini sabun yaksa bile biraz Allah sızlatsa bile hemen alır onu yıkar. Elbiselerini yıkar. Tertemiz yeniden pak ve tertemiz vaziyette giydirir. O çocukta öyle bir nefes alır oh der ya ne iyi oldu be biraz acı çektik biraz ağladık ama baştan düşünemedik böyle güzel olacağını ama netice ne kadar hayırlı oldu der aynı vaziyetteyiz ha demek bizim de şu günahlarla, isyanlarla, kusurlarla kirlenmiş bir ruh elbisemiz var. Bu pislikle, bu kirlilikle, bu dehşetli vaziyette bulunmamızdan Rabbimiz razı değil. Biz farkında olmadığımız için ne kadar büyük bir ayıp ettiğimizin, ne kadar büyük pisliklerle, kirliliklerle alüde olduğumuzun farkında olmadığımız için belki çare aramıyoruz. Belki bunun ezikliğini, mahcubiyetini hissetmiyoruz ama o biliyor bizi. O bizi huzurunda böyle görmek istemiyor. Biz tövbe edip temizlenmeye niyet etmeyince o zaman o zaman ne yapıyor? Bir memurunu gönderiyor. Bizi ya tövbe ettiriyor ya da hastalıkla musibetle temizlettiriyor. Huzuruna pak, temiz bir vaziyette almak istiyor. Musibetin <laughs> ve bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Huzur ne demek? Biz hep huzur böyle mutluluk diye anlamışız ya doğru aslında. Yani bizim bahsettiğimiz huzur manası da mutluluğa vesiledir. Huzur İslam'da diyorlar ya. Şimdi huzur demek her an Cenab-ı Hakk'ın hazır nazır olduğunu bilmek. Her an onun huzurunda olduğunu anlamak her şeyde onun izini, eserini, tesirini görmek. Her yerde onun icraatını her an düşünebilmek. Huzur buymuş. Şimdi böyle bir insan zaten her zaman huzurlu olur. Niye? Her şey ilahi kontrol altında olduğunu bilen, başıboş hiçbir şeyin olmadığını, hiçbir şeyin kendi kendine hareket etmediğini, değil mi? Bırakın virüsleri, zerreleri, yıldızların bile bize ilahi irade olmadan, izni ilahi olmadan zerre kadar zarar veremeyeceğini bilen bir insan ne kadar rahat içinde, ne kadar ferah içinde, ne kadar ruhi bir değil mi emniyet içinde yaşar ya. İşte sana cennet dünyada ya. Herkes alev alev yanarken herkes acaba ne olacak diye değil mi panik ataklara, koronafobilere, şunlara, bunlara bağlarken siz cennet yaşarsınız dört duvarın arasında. Niye? imanınızın verdiği emniyetle <Gülüyor> <Gülüyor> musibetin hastalık olan nev'i sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil belki bir iltifat-ı rahmanidir. Büyük zatlar böyle başlarına herhangi bir musibet gelmediği zaman Herhalde Rabbim beni unuttu. Ben kendimi unutturacak bir şeyler mi yaptım, bir hata mı, bir kusur mu işledim diye suçu kendilerinde bulur. Ondan mahzun, ondan tövbekar olurlarmış. Şimdi öyleyse musibetlerin bize üst üste gelişinin altında da bir mana var. Hadiste diyor ki eşeddün nasu belaen el enbiya thumma el evliya thumma Belaların, musibetlerin en şiddetleri peygamberlere, sonra evliyalara, sonra salih insanlara, sonra onların emsallerine, sonra onların izinden gidenlere gelmiş diyor. Öyleyse musibette kendi başımıza musibet geldiğinde bu musibet benim bir hatamın neticesidir. Beşer zulmeder fakat kader adalet eder. Bu musibette kaderin bir adaleti var. Benim geçmiş kusurlarım var. Ondan dolayı bu musibet başıma geldi. Karıştırdığım haltlar var. Kimsenin bilmediği ama Allah'ın bildiği Cenab-ı Hak bildiği için bu musibeti bana musallat etti diye düşünmek doğrudur, haktır. Ama başkasının başına bir musibet geldiği zaman beşer zulmeder, kader adalet eder. Kim bilir ne zulmetti. Değil mi? Kim bilir ne haltlar karıştı da Allah bu musibeti onun başına verdi diye düşünmek suizandır. İnsanı günaha sokar. Başkası hakkında böyle düşünmek doğru değilmiş. Başkası hakkında ikinci bir düstur var. O da Ha eşeddün nasu belaen el sonra evliyâ, sonra Yani başkası hakkında düşünürken de belaların en şiddetleri peygamberlere, sonra evliyalara, sonra onların emsallerine, sonra onların izinden gidenlere. Öyleyse falanca çok kamil bir insan, çok üstün bir insan, çok mübarek bir insan, zaten temizliğinden dolayı başı musibetten kurtulmuyor. Demek Cenab-ı Hak sevdiği kulları böyle ağır imtihanlardan geçiriyor diye. Öğretmen ne yapar? Ee, en zor soruları kime sorar? Sınıfın en başarılı öğrencilerine sorar. Öbürlerini muhatap bile almaz ki. O yüzden biz muhatap alınmayanlardan olmayalım. Ve musibetle değil de inşallah Rabbimize dua edelim. Rabbimiz bizim gayretlerimizle günahlarımıza kefaret etsin. Rabbimiz bizim iman için, İslam için çalışmalarımızla, döktüğümüz terlerle, gayretlerle inşallah bizi affetsin. Musibete dayanamayız. Bir an evvel de inşallah şu musibeti başımızdan kaldırıp defetsin inşallah. Musibetin hastalık olan nev'i sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil, belki bir iltifat-ı Rabbani'dir, bir tathirdir, bir temizlenmedir. Rivayette vardır ki ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor? Sıtmanın titremesi de öyle günahları döküyor. Allah Allah. Günahlar hayatı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayatı dünyeviyede dahi kalp ve ruh ve maneviyat için ebedi hastalıklardır. Öyleyse Ha, biz bu manevi, büyük, dehşetli, ebedi hayatımıza zarar verecek bu hastalığı fark ettikten sonra onun yanında dünyevi hastalıklar, dünyevi virüsler, dünyevi musibetler inanın çok küçük kalır. Ama toplum şu anda bu büyük manevi hastalığın farkında değil. Bu büyük meselenin farkında değil ebedi hayatı kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Onu düşünmüyor. Adam sadece hayatta kalıp kalmama mücadelesi verdiğini zannediyor. Sanki sen mücadele verince hayatta kalacaksın. Bugün virüs denk gelmezse yarın ayağın taşa takılır düşersin yine ölürsün ya. Neyin mücadelesini veriyorsun? Ha tedbir almayalım değil tedbir alalım o Allah'ın emri. Ama işin bir de bu tarafı var. Bu kadar büyük bir musibet başımızdayken böyle büyük bir dava başımıza açılmışken onu hiç hep gündem dışı bırakıp da sadece bütün mesele aman virüs geldi mi gelmedi mi girdi mi girmedi mi yakaladı mı yakalamadı mı bununla yatıp bununla kalkarsak zaten manevi virüsler psikolojik bunalımlar panik ataklar şunlar bunlar zaten bizi perişan eder daha virüsün girmesine de gerek kalmaz ha, meseleyi iyi muvazene etmek lazım benim başıma büyük bir dava açılmış bu nedir ki ya zaten öleceğim Hangi sebeple öldüğüm fark eder mi? Ama hangi yolda öldüğüm çok fark eder. Hangi iş üzerindeyken öldüğüm çok fark eder. Nasıl öldüğüm çok fark eder. Ne zaman öldüğümün hiçbir farkı yok. Hiçbir ifadesi yok. Nasıl öldüğümün çok önemi var. Rabbim inşallah onun yolunda ölmeyi nasip etsin. Onun yolunda can vermeyi nasip etsin. Su testisi su yolunda kırılır. Bizim ne testisi olduğumuz, hangi yolda öldüğümüz, değil mi? Hangi yolda öleceğimiz zaman belli olacak. Hangi yolda öleceğiz? Öyleyse biz o yolun testisiyiz. Nur testisi olursak nur yolunda ölürüz. İman testisi olursak iman yolunda olur ölürüz. Ama nefis, değil mi? Şeytan, günahların testisi olursak, hep günahları doldurursak, o zaman o yolda ölme ihtimalimiz daha yüksek. Allah muhafaza. Hazreti Eyyub Aleyhisselam münacatında istirahat nefs için dua etmemiş. Belki zikri lisani ve tefekkürü kalbiye mani olduğu zaman ubudiyet için şifa talep eylemiş. Bizler o münacat ile birinci maksadımız günahlardan gelen manevi ve ruhi yaralarımızın şifasını niyet etmeliyiz. Maddi hastalıklar için ubudiyete ma <coughs> maddi hastalıklar için ubudiyete mani olduğu zaman iltica edebiliriz. Fakat muterizane, müştekiyane bir surette değil, belki mütezellilane ve istimdatkarane iltica edilmeli. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lazımdır. Demek dua etmenin de bir usulü var. İtirazla, Şekva ile şikayetle değil de Demek mütezellilane Acizliğimizi fakirliğimizi Çaresizliğimizi hissetmiş bir vaziyette Ya Rabbi Her halime sen hakimsin Senin gözle görünmeyen Orduların var dünyaya dize getiren Orduların var Benim de boynumu büktürür dizimi çöktürür Sana karşı haddim değil Öyleyse her halimi sana borçluyum Sen çekemeyeceğim Yükü bana yükletme sen içinden çıkamayacağım imtihanı bana verme. Ya Rabbi senden sana iltica ediyorum. Başıma gelen musibeti ve nefsimi sana şikayet ediyorum diye demek böyle hep mütezellilane, istimdatkarane, boynu bükük vaziyette Cenab-ı Hakk'a muhtaç ve mahcup bir halde yaklaşmak gerekiyor. Yoksa kaza ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda. Ah of deyip şekva etmek bir nevi kaderi tankittir, rahimiyetini ittihamdır. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar, rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır. Kırılmış el ile intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını, kırılmasını tezgid eder artırır öyle de musibete giriftar olan adam itirazkarane şekva ve merakla onu karşılamak musibeti ikileştiriyor. Ha. Şimdi zaten adamın eli kırılmış. Bir de kırılmış elle dövüşse ne yapar? Daha tedavisi mümkün olmayacak bir hale getirir mi? Ha. Demek ne yapması lazım? Sarması lazım o kolunu. Şimdi musibet zaten vurmuş. Maddi bir musibet vurmuş. Maddesine zarar vermiş, dünyasına zarar vermiş, sağlığına zarar vermiş. Bir de Allah muhafaza bundan dolayı isyan edip, itiraz edip, nereden geldi, niye beni buldu diye haşa Cenab-ı Hakk'a hesap sorar gibi haller, tavırlar, o maddi musibeti bir de manevi bir musibeti üstüne eklettirir ki, sadece dünyamıza zarar verip ahiretimize ebedi kar olacakken, hem dünyamızı hem ahiretimizi ebedi hayatımızı berbat etmeye vesile oluyormuş itirazlar ve isyanlar insanlara şikayet vari konuşmalar var ya ya bu virüs nereden geldi şöyle oldu böyle oldu niye böyle oldu niye şöyle oldu diye böyle onlar da haşa Allah'ı kullara şikayet etmek manasına geliyormuş çünkü virüs kendi başına hareket etmiyor ki onu getiren Allah'tır öyleyse elçiye zeval olmaz o elçidir Öyle ya elçinin gelişinden rahatsız olan gönderenden rahatsız olduğunu ifade etmiş manasına gelir. O yüzden sesimizi çıkarmayacağız. Gelen memur vazifesini yapacak. Biz sadece onun vazifesine yardım edeceğiz ki bir an önce vazifesini yapsın gitsin. Nasıl yardım edeceğiz? Hangi vazifesine yardım edeceğiz? Bizi uyandırmak için gelmiş uyanarak yardım edeceğiz bir an önce gitsin diye. Öyle ya bize kulluğumuzu Allah'a karşı kulluktan başka hiçbir haddimizin olmadığını, haddimizi bildirmek için gelmiş, biz de kullukla ona yardım edeceğiz. Bizi temizlemek, günahlarımızdan arındırmak için gelmiş, istiğfarla, tövbeyle onun vazifesine yardım edeceğiz. Ta ki bir an evvel vazifesini bitirsin, Değil mi? afiyete, şifaya yerini bıraksın. O şu baharın güzel günlerini yine pikniklerde, dağlarda, bayırlarda, sokaklarda cıvıl cıvıl inşallah yeniden yaşayalım. Rabbim şu musibetin define vesile etsin şu beraberliğimizi inşallah. Önümüzde Ramazan programı var. Ramazan'da inşallah bu dersi iftara yakın yapacağız. Onun saatini size bildireceğiz inşallah Ramazan programı olarak. İkinci bir dersimiz de gece saat 11'den 12'ye kadar olacak. Arkasından da her gün bir hatmimiz var. Günlük bir hatim var. Cüz dağıtıyoruz. 30 kişi bir hatim indiriyor epey oldu hatimler, dağıtılan hatimler. Ee, neredeyse rekor seviyeye ulaştı. Çok ciddi rakamlara ulaştı. İnşallah siz de hissedar olmak için günde bir cüz okuyarak bir hatme ortak olup bir hatmin komple sevabını kazanmak mümkün. Bu şirketli şirketleşmek maddi işlerde de böyledir. Bakkallar bir araya gelir de market büyük zincir marketler olursa daha çok kar ederler ama mahalle bakkal olarak kalırsa Değil mi? Karı bellidir. Şimdi onlarda bir de kar bölünüyor. Manevi şirketlerde kar bölünmüyor da. tamam bir tamamiha nur ve nurani olduğu için ışığa doğru tuttuğunuz aynaların tamamının içine ışık bölünmeden, parçalanmadan girdiği gibi bu maneviyat da, nur da, sevap da bölünmeden, parçalanmadan inşallah hanelerimize girer. Günlük bir hatim sevabı kazanmak için bu kampanyayı, bu fırsatı inşallah kaçırmayalım. Ee, WhatsApp numaramız var onu söyleyelim. 0539 526 84 83. 0539 526 84 83 numaralı telefona WhatsApp'tan ben de cüz istiyorum yazarak o hatimlere ortak olabilirsiniz. Günlük bir cüz okunuyor. Ailenizle paylaşabilirsiniz. Akşam da inşallah sohbetin hemen arkasından her gün duası yapılacak. Allah hepinizden razı olsun bu arada. Ramazan boyu her gün öğlen saat 14.30'da, 2.30'da bu ders saatimizden yarım saat sonra inşallah mukabelemiz var. Bir hafız kardeşimiz güzel böyle okuyan sesi de güzel bir hafız kardeşimiz. Kur'an'dan inşallah bir cüzü her gün okuyacak. Hep beraber ellerimizde Kur'an'larla, siz de ekranlarınızın başında Kur'an'la inşallah o mukabele adetini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Cebrail Aleyhisselam'la yaptıkları o mukabeleyi biz de inşallah canlandırıp ihya edeceğiz. Bu Ramazan böyle olacak. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.